kalabalık korkuyla karışık bir tiksinti içinde mağazaların eşiklerine, evlerin kapılarına kaçıştı. İki küçük oğlan sedyenin örtüsünü araladılar. "Çekilin oradan bakayım, çabucak diyorum size!" diye haykırdı bir kadın. Yaban baklası kökleri yüklenmiş kirli beyaz bir eşek incecik adımlar atarak alanı geçti. Sahibi olan kara şapkalı ihtiyar bir göz attı tabuta. Eşeğin sırtını bir sırıkla dürttü. Cabrero avuçlarını doldurup suyu boynuna, ensesine, omuzlarına çarpıyordu. Sonra taşa ilişip dinlendi. Kucağına dayadığı elleri hala titriyor, seyiriyordu. Onları da suya tuttu. Kirli sargıları çözmeye koyuldu. "Şapkan nerede senin?" diye sordu ağabeyi. "Yitirdim." "Şapka nasıl yitirilir?" "Düştüm. Bayırdan aşağı yuvarlandım." "Gömleğine ne oldu peki?" Ellerini uzattı. "Sargı gerekiyordu." Ağabeyi yanı başında durmuş, sigarasını hızlı hızlı içiyordu. Önce bir ayağını dayadı taşa, çekti. Öbürünü dayadı. Sonra yine ayak değiştirdi. Ara sıra çökecek gibi oluyor, yine canlanıyordu. "Bir sigara ver," dedi ağabeyine. Ağabeyi bir sigara uzattı, yaktı. Bir Amerikan sigarasıydı. İnce, kuru bir tütün. "Ne zaman öldü?" diye sordu. "Dün." "Yok, 2 gün oluyor. Tam bilmiyorum ama 2 günden fazla olmadı." "Nasıl öldü? Neden?" "Bayağı öldü işte." "Ama nasıl?" "Bilmiyorum. Hastaydı bir süredir. Bir şiş vardı memesinin altında. Geçmiyordu bir türlü. Öldü." "Sen yıkadın yani." "Evet. Sonra da buraya taşıdın." "Evet. İnanmıyorum doğrusunu istersen." "İnanma." "İki geçidin üstünden nasıl geçirebilirsin şu sedyeyi?" "Geçirdim." "Peki dediğin gibi olsun. Şimdi ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun?" "Onu gömeceğim." "Dağda niye gömmedin?" "Doğru olmazdı. Altı üstü bir kızıl derili değil mi?" "Kapa çeneni." "Peki kusura bakma." "Benim karım o." "Peki dedik ya, kusura bakma." "Bana içki bul." "Bizde yok içki. Al öyleyse." "Dur, getiriyorlar. Çok kötüyüm. Orası belli. Ne istiyorsun peki? Ne yapacaksın?" "Onu gömeceğim." "Rahip izin vermez. Canı cehenneme rahibin. Vermeyecek. Amerikalıyla karısının mezarı var ya ötede. O başka. Onlar kızıl derili değillerdi ki." "Ben görüşürüm rahiple. Herkesi kendine güldüreceksin." Abi sigarasını üst üste çekerek çeşmenin yanında dolandı. Sonra döndü. Taşa ilişti yine. Bir sigara daha uzattı, kalktı. Sedyenin yanından geçmemek için öbür yandan dolaştı. Karanlık bastırmıştı artık. Alanda yalnız ikisi kalmışlardı. Gece buram buram zakkum kokuyordu. Alana bakan evlerin pencerelerinde turuncu, sarı ışıklar yanıyordu ama kimse çıkmıyordu dışarı. Sokaklardan birinin ucundaki içki evinden ezgiler yükseliyordu. Biri bir balat söylüyordu. "Hadi eve gidelim artık," dedi ağabeyi koluna dokunarak. "Bir şeyi düşünürüz." "Eve gitmek istemiyorum. Canım çekmiyor." "Hiç değilse yemek yersin. Yıkanman şart." "Omzuna ne oldu?" "Biri ateş etti." "Yeter artık yahu. Başka bir zaman anlatırım sana." "Sana ateş mi etti?" "Sonra anlatırım." Ağabeyi elini onun omzuna koydu. "Hadi eve." "Yapamam. Elimden gelmez." "Canım uzak olsa bari. Yaslan bana. Ben seni götürürüm." "Babamızın evine gitmek istemiyorum." "Babamız öldü. O bizim şimdi." "Hayır, o babamızın evi. İçinde sen otursan bile onun evi." "Babamı nereden çıkardın şimdi?" "Ev bizim. O evde hakkımız yok. Babamı çok yalnız bıraktık." "Şimdi baba meselesi de nereden çıktı?" diye sordu ağabeyi sesini yükselterek. Çok yorgundu. Anlatmaya kalkışmaması daha doğruydu. Biliyordu, yine de elinden geldiğince açıklamaya çalıştı. "Biz babamıza yardımcı olmadık. Onun yalnızlığını paylaşmadık. Yalnız." Doğru sözcükleri bulup çıkaramıyordu. Zaten bulsa bile ağabeyinin kavrayacağı sözcükler değildi bunlar. Kıyısından dolandık. Ağabey sağlam koluna sıkı sıkı yapıştı. Parmaklarından kardeşinin bedenine bir buyruk yollamak istercesine "Eve gidelim. Bir doktor çağırırım. Hermosillo'ya adam yollarım. İyi bir doktor getirtirim." Kolunu ağabeyinden kurtardı. "O eve girmeyeceğim," dedi. "Karımı gömmem gerek. Babamın yanına gömeceğim onu." "Herkes bize bakıyor," dedi ağabeyi. "El aleme eğlence olmayalım hiç değilse. Kim bakarsa baksın. Aldırdığım yok." Ağabeyi havuzun çevresinde bir yarım halka çizdi, geri döndü. "Ben bir şeyler getirene kadar bekle burada hiç değilse. Bir şey yemelisin.
bir gömlek geçirirsin sırtına. Bekliyorum. Ağabey yarım saat sonra karısıyla birlikte geldi. Yengesi kocaman bir çanak dolusu, tavuklu pilav, birkaç çörek, ufak bir şişe pülk getirmişti. Üzüldüğünü belirten bir şeyler söyledi ama o dinlemedi bile. Getirilenleri yemeğe koyuldu. Yengesi sedyeye çabucak göz attıktan sonra hemen uzaklaştı. Kocasından birkaç adım ötede dikildi. Hiç hazırlıklı olmadığı bir törene katılmak zorunda kalmıştı sanki. Yüzü, bakışları durmadan değişiyordu. Kocasının birkaç adım berisinde, daracık bir sokağın başında duruyordu. Havuzu çevreleyen ana yolda değil. ''Burada yemek saçmalık'' dedi ağabeyi. ''Herkes bakıyor. Eve gelseydin, doğru dürüst bir masada yerdin. Doğru dürüst bir iskemleye otururdun. Kimse de bizi gözlemezdi.'' Pülkten kocaman bir yudum aldı. Yeterince sert değildi içki. Ağabeyinin evindeki hiçbir şey sert değildi. Çöreklerden birine tavuklu pilavdan koydu, çiğnemeye vakit bulamadan yuttu. Bir çörek daha aldı, ucundan ısırdı. Artık yavaşça çiğneyebiliyordu. Karnı doymuştu. ''Ellerin berbat'' diye sürdürdü ağabeyi. ''Omzundaki yarayı temizlemek gerek. Hele ayakların, şu ayaklara bakın. Bu ayaklarla bunca yolu nasıl yürür insan? İler tutar yanın kalmamış. Sırtını bir görsen sanki uzun bir süre fırında durmuş da yağ kabarcıklanmış gözeneklerinde.'' Çöreğe bir göz attı. Bir lokma daha ısırabilir miydi acaba? Tavuk gerçekten iyi pişmişti. Bir lokma daha yemeliydi. Sonra caydı kararından. Biraz daha pülk içti. Acıydı ama iyi geliyordu. Belki daha sonra bitirirdi çöreği. ''Yıkanman gerek. Sargıları yenilemelisin. Sonra uzun bir uyku çekersin.'' dedi ağabeyi. Her zamanki gibi buyururcasına konuşuyor, sert el hareketleriyle sözlerini vurguluyordu. Tabutu gösterdi. ''Zavallıyı şarapla yıkadın mı bari?'' ''Şarabımız yoktu. İyice temizledikten sonra giydirseydin.'' ''Temizledim. 2 gün diyorsun. Emin misin? Kokması gerekirdi şimdiye kadar.'' Ağabeyi çenesini birazcık kapasaydı pülkünü bitirebilecekti. Belki güzelim tavuklu pilavla bir çörek daha yiyebilecek, kiliseye gidebilecek gücü kendinde bulabilecekti. ''Neden evine gidip beni yalnız bırakmıyorsun? Bırak da kafamı dinleyeyim.'' ''Dinle beni. Yolda aklıma geldi. İhtiyar Aryas'ın çiftliğinden küçük bir toprak parçası ayarlayabiliriz sanıyorum. Ekmediği ufacık bir yer var. Kirli araziymiş galiba.'' ''Bırak çocuğu.'' dedi karısı öfkeyle. ''Neden bırakacakmışım? Şu haline bak. Kir içinde, bitkin, üstelik yaralı. Bana kalırsa aklı da başında sayılmaz pek. Şapkasını yitirip 2 gün, kaç gün olduğunu Tanrı bilir ya, güneş altında dolaşıp durduğuna göre aklı başında değildir artık. Ne yaptığını bilmiyor. Ne de olsa kardeşim. Burada şu tabutun başında oturmasına, herkesin de bize deli gözüyle bakmasına izin veremem doğrusu. Gezgin kumpanya mıyız biz? Kardeşime gereğince bakmadığımı, onu gözetmediğimi söyleyecekler. Kızılderili karısı ölmüş. Ne yapalım yani? Tanrı öyle istemiş ki ölmüş. Baştan beri bu evliliğin yanlış olduğunu söylemiştim zaten. Hepimiz söyledik, sen dahil. Karısını doğru dürüst bir mezara gömmek istiyor. Peki, o da kabul. Haksız diyemem. Yalnız aklına koyduğu gibi bir tören düzenleyemez. Çünkü ne halk izin verir buna, ne de rahip, yani kilise. Doğru olsun olmasın izin vermezler. Onların karı koca olarak bu kasabada oturmalarına nasıl izin vermedilerse, buna da izin vermezler. Taş çatlasa durum bu. Doğru olsun olmasın. Yargılamak bana düşmez zaten. Ben yalnızca durumu göz önüne seriyorum. Bu gerçekleri ona anlatıp sorunu nasıl çözümleyebileceğimizi gösteriyorum. Çıkar yol arıyorum. Yaptığım yanlışsa, yani gerçekleri göz önünde tutarak bir yol izleme konusunda ona yardım etmeye çalışmam yanlışsa, onunla birlikte kiliseye gidip rahibe sövgüler yağdıramam. Olay çıkarmasına engel olmam yanlışsa kabul. Kötü bir ağabeyim ben. İsteyen öyle bellesin. Ama ben ancak böyle davranmakla iyi bir ağabey olabileceğime inanıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Ona döndü. Aryas hiçbir şeyini satmaktan kaçınmaz, eminim. Ne istersem satacaktır. Çünkü biliyor ki satmazsa bir daha çarşı için gereken malları ondan almam. Üstelik biliyor ki ben almazsam hiç kimse de almaz. Yani toprak konusunda kaygın olmasın. Satar. Ağabeyi hiç durmadan konuşuyordu. Yengesi bir tören izlercesine ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Bunca rezalete göğüs geriyorsa bu çocuklarının hatırına, evinin onuru uğrunaydı.
yüzünün nasıl bir anlam taşıması gerektiğini kararlaştıramamıştı daha. Ama korku ve öfke okunuyordu bu yüzde. Bir de başka bir şey, ne öfkeye ne de korkuya benzeyen tanımsız bir şey. Yengesi tabutun kendi evine getirileceğinden korkuyordu anlaşılan. Konuyu bu yola sürükleyecek önerilerde bulunduğundan ötürü de kocasına öfkeleniyordu. Cabrero artık hiçbir şey duyamayacak kadar yorgun olduğunu sanmıştı önceleri ama şimdi müthiş bir hüzün vardı içinde. Ağabeyine ve yengesine acıyordu. Onların dürüst, sevinçten uzak sevişme dönemleri geldi aklına. Ana babası Hermosillo'daki bir öğretmen okuluna yollamışlardı yengesini. Kızcağız döndükten sonra bir yıl kadar kasabadaki okulda öğretmenlik yapmıştı. Ağabeyi sık sık kitap ödünç alır, sözlüsünü görmeye giderken kitapları da birlikte götürürdü. Eve döndüğünde takım elbiselerini, gömleklerini nasıl fırçalayıp dolaba asıyorsa kitaplarını da öyle özenerek yerlerine koyardı. Sözlüsünden hiç söz etmezdi kardeşine. Ara sıra konu açıldığında herhangi bir şeyden söz ederken kullandığı ölçülü sözcükleriyle konuşurdu. Geleneğe tıpatıp uygun, eksiksiz bir düğünle evlenmişlerdi. Ağabeyinin yanında dururken yeni dikilmiş siyah takım elbisesinin onun saçlarına sürdüğü gül yağının kokusunu duymuştu. Yengesinin ince dudaklarındaki kırmızı boyayı görünce nasıl şaşırmıştı. Gelinin siyah saçlarına yapma çiçeklerle portakal çiçeklerinden birkaç taç oturtulmuştu. Siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Onun saçlarını böyle çözük ilk ve son görüşüydü. Tören sırasında ikisi de serin kanlı ve coşkusuzdu. Onlar basamaklardan inerken çağrılılar hoşnut bakışlarla birbirini süzüyor, başlarını onaylarcasına sallıyorlardı. Kirişlerine, duvarlarına kadar babalarının öfkesiyle dolup taşan bu baba evinde nasıl soğuk bir düzen kurmuşlardı. Evlendikleri hafta yengesi iki kadın hizmetçi getirmiş, eşyaları atmış, Hermosillo'dayken okuduğu kitaplardan, dergilerden ya da öğretmenlerinin evine kahve içmeye gittiğinde gördüğü, benimsediği bir beğeniye göre evi yeni baştan düzenlemişti. Cabrero, işin bitişiyle sofranın kuruluşu arasındaki saatin tadını çıkaramıyordu artık. Eskiden sedir görevi yapan bir ranzaya kıvrılır, pülk ya da bira içer, siyah tütün sarar, bir yandan köpekle oynayarak ağabeyinin dönüşünü beklerdi o saatte. Bunları bir bir anıyordu şimdi. Babasının pişirdiği, önlerine koyduğu, derin bir sessizlik içinde yiyip bitirdikleri o güzelim yemekleri de pişiremiyordu artık. Geceleri avluda oturup onun yaptığı gibi sızıncaya kadar mezkal bile içemiyordu. Yengesinin çocukları doğururken attığı çığlıklar geldi aklına. Bu çığlıklar çocuklar 2, 3 hatta 5 yaşına geldikten sonra da sürmüştü. Sanki yaşlı babanın kirişlere, duvarlara sinmiş öfkesi yeni bir ağız bulmuştu yengesinde. Düzeni korumakla, geceleri bir erkeğin etine değmekle alt edilemeyecek acı bir umutsuzluk yaratmıştı. Çocukların annelerinin öfkesi karşısında şaşkın kala kalan, ancak aile düzeninin derinliklerindeki küçük olukları kemirmeye başlayınca heyecandan seyiren yüzlerini anımsadı. Onların duvarların arkasında gizlice attıkları kahkahaları, çığlıkları duydu. Pülkünü bitirmişti. Şişeyle çörekleri yengesine uzattı. Ağabeyinin susmak bilmeyen sesini yararak "Teşekkür ederim Marta" dedi. "Tavuk çok güzeldi ama doydum. Bitiremeyeceğim." Yengesi bir iki adım öne çıktı. Şişeyle çanağa uzandı. Kemikli kollarını uzatırken dilencinin tabağına bozuk para atar gibi bir hali vardı. Bu kadınla kocasına karşı müthiş bir sevecenlik duydu Cabrero. Yengesi kuş gibi çevik bir hareketle eğildi. Ansızın yanağını öptü. Sonra çanakla şişeyi alarak eski yerine, sokağın ucuna çekildi. Bu öpüş bedenindeki son gücü de alıp götürmüştü. Ağabeyinin görüp görmediğini, gördüyse anlamını kavrayıp kavrayamadığını, yoksa anlayıp da görmezlikten mi geldiğini bilmiyordu. Çünkü daracık bir döngü içinde sürüp gidiyordu konuşma. Sigara, düzen, öğüt, buyruk. Ayağa kalktı. Marta'nın getirdiği temiz gömleği geçirdi sırtına. Rahibe gidiyorum ben. Boşuna. Sana anlattım o kadar. Dinlemedin mi? Dinledim. Şimdi de gidiyorum. Hiç değilse yarına kadar beklesen, bekleyemem. Tavşan öldürür beni yarına kadar. Ne tavşanı? Tavşan da ne demek? Sıtmalı bir tavşan yedim. Bana yardım etmek istiyorsan eczaneye uğra da ilaç al. Hasta tavşan mı? Neden? Başka zaman anlatırım.
Çabuk bir hap falan bul bana. İstersen kiliseye getir, istersen buraya bir yere bırak. Bence fark etmez. Başını kaldırdı ağabeyi. İnanılır gibi değil. Derisi yara bere içinde kalıyor. Derken biri kalkıp ateş ediyor durup dururken. Şimdi de hasta tavşan hikayesi çıktı. Başka bir şey daha varsa söyle. Tanrı aşkına kimsenin yapamayacağı, dinlese bile inanamayacağı bir şey daha varsa söylesene bana. Bırak çocuğu diye haykırdı karısı öfkeyle. Bıraktık. Kimseyi dinlediği yok zaten. Tabuta yürüdü, sırıkları kavradı. Dinlenme, yemek, içki hepsi iyi gelmişti. Tabut eskisi kadar ağır değildi şimdi. Önünü görebiliyordu. O yürürken ardından taşlara çarpa çarpa ilerleyen tabutun sesi geliyordu kulaklarına. Dar yoldan çıktı. Kilisenin önündeki geniş düzlükte duraladı. Kilisenin cephesi birkaç gün sonraki şenlik hazırlığından ötürü tepeden tırnağa ışıklandırılmıştı. Bir haç çiziyordu ışıklar. Kısa süre yanıyor, sonra ansızın sönüveriyorlardı. Elektrikçiler iskeleye tırmanıyor, sönük ampullerin yerine yenilerini takıyorlardı. Rahip aşağıda durmuş, adamlara buyruklar yağdırıyordu. Düzlük de baştan aşağı ışık içindeydi. Her yere ampuller asılmıştı. Çimenlerin üstüne ham keresteden kulübeler kuruluyordu. Şenliğin ne olduğunu anımsadı birden. Kilisenin koruyucu azizinin yortusu için bir çeşit fidye şenliğiydi bu. Halk elinde avucunda ne varsa sebze, et, keçi, odun, hasır, deri, eşya, içki bu tahta kulübelere yığacaktı. Sonra hepsi satışa çıkarılacaktı. Ama daha birkaç gün vardı şenliğe. Kulübelerin çoğu tahta yığınlarıydı daha. Rahip cübbesinin eteğini kuşağına sıkıştırmış ortalıkta dolaşıp duruyordu. Sevinçli, olağan bir sesle buyruklar yağdırıyordu işçilere. Ayin söylerken ya da din konularını tartışırken kullandığı sese hiç benzemiyordu bu ses. Ensesine düşen ak saçları, sert, meşinsi teni, çatlak sesi ve uzun adımlarıyla papazdan çok başarılı bir iş adamını andırıyordu. Tabutu taş bir sıranın üstüne çektikten sonra rahibin işinin bitmesini bekledi. İhtiyardan birkaç adım uzakta duruyordu. Beklediği fırsat eline geçince "Signor El Paraco" dedi. Rahip arkasına bakmadan karşılık verdi. İşimin başımdan aşkın olduğunu görmüyor musun? Bekle bir dakika. Tahta iskelede duran adamlardan birine seslendi. Yavyer, sağda tam tepenizde 3 tane sönük var. Evet evet orası. Orada tamam. Signor El Paraco, ben yarın neden gelmiyorsun? Şu anda başım çok kalabalık. Gece yarısına kadar da sürer. 2 günü geçti. Bir daha gelemem. İhtiyar rahip döndü, baktı. Ha sensin demek, anlattılar. Elverişli sözcükler aradı. Biliyorum, anlattılar. Ben biliyorum ne istediğinden haberim var. Sonra gözlerini alev alev yanan haça kaldırdı. Güzel, şimdi güzel oldu işte. Yalnız sol kol fazlaca sarkıyor. Kim duruyor orada? Tito, sen misin? Tito mu oradaki? Kolun eklemleri çok aşağıda kalıyor Tito. İpi çek biraz. Evet, evet oluyor. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Tamam, oldu şimdi, iyi. Çok güzel, artık hiçbir kusuru yok. Sarın ipi, iyi. İnebilirsiniz artık hepiniz. Güzel oldu. Geçen yılkinden iyi. Sıraya doğru bir iki adım attı. Bir kere daha ne söyleyeceğini düşündü. Neden geldiğini söylediler bana. Olamayacak bir şey, olamaz. 2 gündür yoldayım, yarın 3 gün oluyor. Rahip başını tabuttan yana çevirdi. 3 gün ha, onu hemen çıkarmalısın kasabadan. Gömmek için getirdim. Olamayacağını söyledim. Babam annemle kendisi için bir parça toprak satın almıştı mezarlıktan. Ağabeyimle benim için de yer var. Kendi yerime gömeceğim onu. Yapamam. Kutsal toprak orası. Ancak vaftiz edilmiş olsaydı oraya gömülmesine izin verebilirdim. Şimdi vaftiz edin öyleyse. Nasıl olur? Ölmüş bir kere. Ruh mu vaftiz edilir yoksa beden mi? Ruh tabii. Karımın ruhu öldü mü yani? Ruh hiç ölmez. Bilmiyormuş gibi yapma. İyi ya, ruhunu vaftiz edin. Bedende olmayan bir ruh nasıl vaftiz edilir? Saçma, hiç kimse ruhlara söz geçiremez. Üstelik onun ruhu burada değil artık. Mutlaka cehennemdedir. Cehennemde olamaz. Her neyse bilmiyorum. Belki de Araf'tadır. Tanrı bilir orasını. Ruhu burada olmadığına göre, vaftiz içinde ruh gerektiğine göre bırakın da kendi yerime gömeyim onu. Önce vaftiz edilmesi gerek. Kaç kere söyledim. Evet ama vaftiz edilen şeyin ruh olduğunu söylediniz. Peki ruhunun başına geleceklere aldırmıyorum ben.
Yalnızca bedeninin gömülmesini istiyorum. Onu mezara sokabilmek için vaftiz mutlaka gerekliyse neden bedenini vaftiz etmiyorsunuz? Anlatamıyorum dedi rahip. Kurala göre ruhun bedendeyken, bedenin de ruh içindeyken vaftiz edilmesi şart. Şimdi ikisi birbirinden ayrı durumda. İkisini de vaftiz edemem yani. Nedenini bilmiyorum. Yalnız kural bu. Ben rahibim. Kuralları bilirim. Kurallara uygun davranırım. Öyleyse ben de babamın benim için aldığı yeri çitin dışında Amerikalıların yanı başındaki ufacık yerle takas ederim. Amerikalılar protestandırlar gerçi ama vaftizliydiler. Öyleyse vaftizli olmayan Kızılderililer için de özel bir yer açın. Sonra ne olacak? Merkeplerle köpekler, keçiler için, bütün canlılar için ayrı yerler mi açacağız? O hayvan değildi. Tabii değildi. Sözcükleri yanlış kullandım. Bunu demek istememiştim. İhtiyar rahip haçın saçtığı ışığın içinde gidip geliyordu. Bu ara çok dertliyim, sıkıntı içindeyim. Kimseyle konuşmamam gerekir aslında. Şenlik var, sürüyle iş. Hepsi de benim elime bakıyor. Anlıyorsun değil mi? Karşılık vermedi. Başını bile sallamadı. Rahip tabutun durduğu sıraya çöktü. Neden kokmuyor acaba? Kendi elimle yıkadım onu. Giydirdim, yeni papuçlarını geçirdim ayağına. Ne çaba diyerek iç çekti ihtiyar. Sonra dağdan indirdin onu. İki günde. Neredeyse üç gün oluyor. İnanılır gibi değil. İşçiler birbirleriyle şakalaşarak tahta iskeleden aşağı indiler. Sonuncu işçi de indikten sonra haçın dibindeki taşlığa diz çöküp gereçlerini toparlamaya, bağırışıp kahkahalar atmaya başladılar. Gece onların sesiyle doldu. Onunla ne zamandır birlikteydin diye sordu ihtiyar rahip tatlı bir sesle. İki yıldır. İnanılır gibi değil. Yaralanmışsın duyduğuma göre. Ayaklarının derisi de yüzülmüş. O kadar kötü sayılmaz durumum. İnanılır gibi değil. Bütün bunlar iki yıl için. Belki iki yıldan biraz fazladır. İki yıldan 5-6 hafta fazla. Dağdan inmen 2 gün sürmüş duyduğuma göre. 2 gün, evet. Onu buraya getirmek neden bu kadar önemliydi? Düğün burada atılacak çünkü. Baştan beri bunu düşünmüştüm. Onun içinde, benim içinde düğün burada atılacak. Yoksa neden taşıyayım? İnanılır gibi değil. İşçiler gereçlerini toplamışlardı. Biri bir düğmeye bastı. Her yan karanlığa gömüldü. Onu gömemezsem ne yapacağım? Gelirken ihtiyar rahibi zorlamayı, gerekirse palasını çekip tehdit etmeyi aklına koymuştu. Yüzünden umutsuzluk aktığını biliyordu. Bu da güvenilir bir silahtı. Yanılmamıştı da. Daha ilk karşılaştıklarında rahibin sözlerinden "Ha sensin" demek anlattılar. İhtiyarın kendisinden korktuğunu, hiç değilse ikirciklendiğini anlamıştı. 2 yıl önce onun gizem ve yetki simgeleriyle donanmış odasında karşılaştıklarında bir Kızılderili kızla evleneceğini söylerken nasıl korktuysa, rahip de şimdi kendisinden öyle korkuyordu. Korkmasaydı çocuklarla ya da yoksullarla konuştuğu gibi konuşacaktı onunla. Yoksullarla arasında yaş ayrımı gözetmeksizin. Çocuklara davrandığı gibi davranırdı zaten. Oysa akıl erdiremediği bir durumun içinde bulmuştu kendini. Rahibin korktuğu ya da korkar göründüğü şeyin ne olduğunu sezebiliyordur yüreğinin derinliğinde ama korkmuyordu. Bir çeşit sevecenlik, acıma duyuyordu ihtiyar rahibe karşı. Korku değil. Şenliğe hazırlanırken bahar ekimine çıkmış bir çiftçiyi andırıyordu. Yardımcılarına kuşkuyla bakıyor, bu işin altından ancak kendisinin kalkabileceğine güvenmesine karşın içi bir türlü rahat edemiyor, felaketten kaçınmaya çalışıyor, bu arada felaketin kaçınılmaz olduğunu kesinlikle biliyordu. Yeryüzüne söz geçiren o güçlü kilise ise tellerden sarkan eski püskü ampullerden, hurda kerestelerden, çimenlerin üstüne gelişi güzel atılmış soluk armalardan başka neydi ki? Üzüntü duymuyordu evet, acıyordu yalnızca. Gülmek geldiği içinden aynı soruyu rahibe bir kere daha sorarken neredeyse gülecekti. Peki şimdi ben ölü karımı ne yapayım Signor El Paracco? Geri götür, seviştiğiniz şu. İhtiyar bezgin bir hareketle uzakları gösterdi. Şu vahşi çöle aittir o. Kalktı. Şimdi akşam yemeğimi yemem gerek. Aşçım bol biberli, etli, beyaz soğanlı bir lapa hazırlıyor. Kırmızı şarap içeceğim. Yemeğimi paylaşmak ister miydin? Aç değilim, teşekkür ederim. Hadi, ağabeyinin evine git de dinlen. Ağabeyin sana nasıl yardım edeceğini bilir. Uzun bir süre karanlıkta tek başına oturdu.
taş döşeli yollardan geçen araba seslerini, atları kamçılayan arabacıların haykırışlarını, teneke bir sokak bandosundan çıkan bozuk ezgileri, uzaktan gelen kadın gülüşlerini duydu. Kendisinin açtığı küçük yaranın üstünü hızla kapıyordu kasabanın eti. Bu seslerin bir parçası olduğu yıllar geldi aklına. Onlara katılmak istemedi. İçmek, türkü söylemek, sokakları arşınlamak. Bambaşkaydı şimdi. Bedenine neredeyse acı veren bir dikkatle kulak kesilmişti. Taş sıranın üstüne oturmuş, bir ayağı yerdeki tabutun yanında eski yaşamının seslerini dinlemeye koyuldu. Gece kuşları tepesinden tiz çığlıklar atarak geçiyorlardı. Her şey eskisi gibiydi. Şu anda bedenindeki acıları ayrı ayrı duyabiliyordu. Duyular birbirine iyice karışmıştı. Acı, ses ve koku. Hepsine açıktı şimdi. Engeller bir bir kalkmıştı ortadan. Gece usta bir kadının okşayışlarıyla değiyordu bedenine. Yumuşacık, ufak ufak öpüşlerle ve kalçalarının ağır dönüşüyle toy delikanlının çektiği seti yıkıveriyordu. Öbür bacağını da kaldırdı sıranın üstüne. Başını sağlam koluna dayadı. Uyandığında gece kuşları yok olmuşlardı. Bir gitar duydu. Bir kadının çığırtkan haykırışı. Taşların üstünden hızla giden bir atın nal sesleri. Havanın serinliğiyle ürperdi. Acaba tavşanın bulaştırdığı sıtmayı yenmiş miydi? Çünkü yenmemiş olsa havanın serinliğini duyamazdı böylesine. Bir süre oturdu. Ceset ayaklarının dibindeydi. Onu buraya getirmek için yola çıkmıştı. Getirmişti de şuradaydı işte. Gel gelelim bir çözüme varamamıştı. Kutsanmış bir mezarda toprakta olmalıydı çözüm diye düşünmeye çalıştı. Karısının öldüğünü anladığı andan bu yana kafasını bu düşünce kurcalamamış mıydı? Gittikçe büyüyen dolunayın yumuşak mavimsi ışığında mezarların arasından yürüdü. Ay da bu yolculuğu sırasında kendi usul ölümünün ardına düşmüştü. Yumuşak ışıkta renkli camdan içleri yapma ya da gerçek çiçeklerle dolu vazolar alıyordu gözünü. Biraz ötede bir çocuğun mezarı vardı. Rengi kaçmış eski püskü bebeği öylesine çamura bulanmıştı ki ölü bir çiçeği andırıyordu. Öbür mezarların başında üstlerine yazıtlar kazılı mermer taşlar duruyordu. Okumak gereğini duymadı bunları. Hepsini ezbere biliyordu. Daha küçükken annesinin mezarının başında oturmaya gittiği, kendisini analık eden kadının yüreğinde bir takım kıpırtılar uyandırmasını beklediği yıllarda okumuştu bunları. Bir işe yaramamıştı ama taş, çimler, her zaman taze tutulan çiçekler ve kahverengi toprak ona kendi imgeleri dışında bir şey vermemişlerdi ki. Yine oradaydı işte. Çok çabuk gelmişti. Eskiden yol daha uzun sürerdi diye geçirdi içinden. Girişteki paslı kapılardan mezarlığa, annesinin mezarının olduğu yere kadar en az 15 dakika yürürdü. Hem daha çok mezar vardı o zaman. Neredeydi o mezarlar? Evet, bütün bütüne yok olmamışlardı ama bir örnekleşmişlerdi. Kabarık toprak aynı düzeye inmiş, taşlar toprağa aynı ölçüde gömülmüş, tahtalar çatlamış, boyaları aşınmıştı. En sevdiği mezarı aradı. Pembe mermerden çok güzel bir kemeri olan, demir işçiliği dantelayı anımsatan bir mezardı bu. Kemerin üstünde bu sözcükler okunuyordu. Josefa Quiroz de Ruzo, Alejandro Ruiz'in sevgili karısı. Burada meleklerle uyuyor. Alejandro Ruiz'in kim olduğunu öğrenememişti. Babası da tanımıyordu. Kasabada kimse anımsamıyordu onu. O incecik demir parmaklıklar paslanmıştı artık, kırılmıştı. Yer yer dökülmüştü. Mermer eskisi gibi güzeldi, yalnız kirliydi. Cila yüzü görmemişti. Kapıya kum yığılmıştı tepeleme. Ölülerin evlerinde her şey aynıydı. Bu aşkların sonları başları birdi. İnanılır gibi değil. Ama hiç değilse bitmişlerdi. Sona ermişlerdi. Hangi mezara baksan bu hayat bitmiş diyebilirdin. Nasıl geçtiği bilinmiyor gerçi ama artık bitmiş. Kendi adına da başkalarının gözünde de sona ermiş. Josef Quiroz de Ruzo bitmişti. Babasının yanı başında yatan kadın bitmişti. Son her yerde aynıydı. Ölülerin ortasında ağabeyiyle yengesini çeşme başında gördüğü an içini kaplayan hüznü duydu. İnanılır gibi değil. Olacak şey değil. Annesinin mezarına da bakmadı. Amber saksısı, yapma leylaklar, kumla, güneşle aşınmış taşlar. Babasınınkine de.
babasının yanında ayrılmış toprak parçasına iki gündür varmak için neleri göze aldığı mezara da bakmadı. Öyle ufaktı ki.